Netflix dizisi bayağı her yerde izlendi. Yani nereye gitsem mesela Fransa'da bana soruyorlar o film, Almanya'da soruyorlar. Yani çok ben onu çok farklı buluyorum. Hem yetenek olarak, hem görüntü olarak, hem de onun enerjisi olarak. Yani bence şu anda benim fikrim, yani ben Meryem olarak söylüyorum. Yani şu anda Türkiye'de genç jenerasyonlardan en yetenekli oyunculardan biri bana göre Öykü Kayın. Belki yollarınız kesişir bir projede. Kim bilir, kim bilir. Ama yani onu izlemeyi çok seviyorum. Yeni bir sinema filmi olacak mı şu anda? Tabii yani yeni sinema filmleri olacak. Yani şimdi yazın başka bir projem var. Onu şu anda değerlendiriyorum. Onun ön hazırlıkları var. Yani o yüzden şu anda diğer projelerle ilgilenemiyorum. Bir de aynı zamanda iki tane çocuk var, bir sürü işler var falan filan. Yani her şeye yetişmeye çalışıyorum hayatımda. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Evet. Ve yani elimden geleni yapıyorum yetişmeye için, ama var bir iki tane çok enteresan bir senaryo, ama onu bu yazın çekeceğim projeden sonra okuyup değerlendirebilirim. Peki böyle ekranda ya da işte sinemada izleyip de keşke bu projede ben oynasaydım dediğiniz oldu mu? Ya bir kere oldu bu. Ben aslında hep James Bond oynamak istedim ama olmadı. İşte ne yapalım? Olabilir hala. Olabilir. Kim bilir? Ama James Bond çok, yani James Bond çok güzel bir karakter diye düşünüyorum. Ama bugüne kadar işte adamlar oynadı. Bakalım ne olacak. Aksiyon filmi. Aksiyon filmleri çok seviyorum. Evet, yani böyle aksiyon şeyler, enerjiler, evet, öyle tip şeyler çok heyecan verici. Böyle çok meslek grubu olarak söyleyeyim, şu mu oynamak istedim dediğiniz bir şey var mı, onu bir deneyimlemek istediğiniz? Yani sonuçta benim için her karakter, yani her benim önüme gelen her karakterle farklı bir şey buluyorum. Çünkü sonuçta hepimiz insanız yani. Apaayrı insanız ama herkesin korkuları var, kaygıları var, üzüntüleri var, dramaları var. Yani o yüzden her karaktere böyle, yani her karakter değerli gibi görüyorum. Yani beni ilgilendiren işte psikolojik olarak senin en derin noktalarda ne var? Yani senin en büyük korkuların ne, seni en mutlu eden şey ne? Yani ben insanları çok seviyorum, onların duygularını anlamaya çalışıyorum. Yani öyle yakınlaşıyorum. Peki oynadığın karakterlerde seni en çok etkileyen hangi kadın karakter oldu? Tüm karakterler etkilendi ama tabii ki bir sinema film var, Annemin Yarası. Oradaki oynadığı Maria beni çok etkilendi. O sonunda kendi hayatını alıyor. O bütün hayatını bir an değişiyor. Tabii ki Muhteşem Yüzyıl'da de çok güçlü bir karakter oynayabildim. O da beni çok etkiledi. Çok güçlü, zor bir karakter olsa bile beni o dönem etkilendi. Kovan'daki karakter, o biraz daha melankolik ve daha sakin ve daha sessiz karakter de beni etkilendi. Peki Meryem, yeni bir sihirli değnek verirsin. Hı? Yeni bir sihirli değnek versen. Sema ne versen? Sihirli bir dernek, değnek. Yani bir şeyleri değiştireceksin, bir güç veririz sana. Aa süper, evet, tamam. Ha. Bir kadın oyuncu olarak sektörde neyi değiştirmek istersin? Aa, okey. Yani şimdi ben beni böyle özel sorarsan ki soruyorsun. yani şimdi ben televizyon dizilere baktığım zaman tabii ki düşünüyorum işte
genç insanlar bu dizileri izliyorlar falan filan. Yani neredeyse her dizide bir kadın aldatılıyor yani. Büyük drama. Ben de düşünüyorum yani çocuklar bunu izliyorlar sanki bu aldatma konuları çok normal, her gün oluyor falan filan. Yani üzücü buluyorum. Keşke genç insanlar böyle yani bu sanki normal bir şey değil gibi daha büyülerseler. Çünkü herkes böyle ha bu davranış normal ya. Yani. Normal her gün olan bir şey. Yani ben bunu çok sağlıklı buluyorum. Çünkü bir medya dünyanın ve bir sanat dünyasında bir sorumluluğu da var sonuçta. Yani izleyen insanlara da güzel bir şeyler de göstermek lazım diye düşünüyorum. Yani onu belki biraz değiştiririm. Ve eşitlilik de çok önemli bir konu diye düşünüyorum. Yani sonuçta aynı seviyesinde çalışan insanlar aynı paraları kazanmaları lazım diye düşünüyorum. Yani zaten genel olarak hayatta eşitlilik bence çok önemli bir konu. İnsanlar mutlu olsunlar diye. Şöyle hep bir iddia vardır, sen de tam söyledin ama onu soracaktım. Erkek oyuncuların kadın oyunculardan daha fazla ücret aldığına dair. Gerçekliği var mı bu? Yani tüm dünya böyle. Yani sonuçta sadece oyunculukta değil bu. Yani tüm dünyada, tüm mesleklerde böyle ama bu inşallah umarım dünyada iyileşen bir konu olacak. Çünkü sonuçta hepimiz insanız. Sen bir adam olabilirsin, bir kadın olabilirsin. Yani önemli değil. Yani hepimiz insanız ve orada eşitlik çok önemli tabii ki ama umarım zaman içinde iyileşir. Peki bir kadın oyuncu olarak sette yaşanan en büyük sıkıntı senin nedir? Bir kadın oyuncu olarak sette sıkıntı yaşam. Yani herkes gibi normal bir şey. Aslında büyük bir sıkıntı yaşamadım. Tabii ki bir kadın oyuncu olarak daha çok saç makyajla makyajla oturuyorsun karaktere göre. Ama başka bir sıkıntı yaşamadım. Yani çok şükür bugüne kadar çok iyi ekiplerle çalıştım. Çok güzel bir şey birlikte yarattık. Bu zaten bu mesleğin çok yani en güzel parçalardan biri. Yani sen bir ekiple bir yola çıkıyorsun ve el ele bir şey yaratıyorsun. Duygularını yaşıyorsun hep birlikte, birlikte yardım ediyorsun sonra. Beyaz perde de izliyorsun sonucu ve bu çok çok gurur verici, çok güzel bir şey. 10 gün önce Kerem Gürsün'le de böyle sohbet ettim. Kerem'le. Hatta çok sevgilerim oldu. Sağ ol. Kerem şöyle bir şey söyledi. Hani, yabancı ve Türk oyuncuları mukayese ettiğinde dedi ki Türk oyuncular çok fazla havaya giriyor. Çok kendini başka bir yerde hissediyor. Böyle bir şey katılıyor musun? Yani demek ki o başka şeyler yaşadı, bilmiyorum. Yani sonuçta ben bugüne kadar mutluyum. Yani çok sevimli oyuncularla beraber çalıştım. Mesela Halit Ergenç, olanüstü bir insan, çok derin bir insan, çok samimi bir insan. Başka oyuncular daha var yani beraber çalıştım. Yani bugüne kadar orada bir sıkıntı yaşamadım. Peki, dijitale de kaymaya başladı artık sektör. Dijital sinemayı nasıl etkileyecek? Yani tamamen bunu bilmiyorum yani daha çok böyle yapımcıların olmak lazım. Ama sonuçta yani dijital dünyası bu kadar güçlü olduğu için bence güzel bir şey sonuçta. Çünkü bütün dünyayı birleştiriyor. Mesela bu dizi var, La Casa de Papel. Bilmiyorum Türkçe'de ismi neydi o, La Casa de Papel, o İspanya'dan. Burada da öyle şey. Soy mu? Yani Türkiye'de de La Casa de Papel diye geldi. Aynen. Yani şimdi mesela dijital platformlar olmazsa İspanya'dan bu kadar süper dizi izlemezdim. Anlatabildim mi? Yani sonuçta bütün dünyayı birleştiren bir şey. Mesela Türkiye'deki inanılmaz süper... Türkiye kariyeri tanımaları. Aynen öyle. Yani mesela Türkiye'de de çok inanılmaz diziler çekiliyor, dünyaya gidiyor dijital platformlarla. Yani aslında Fransa'dan, Türkiye'den, Amerika'dan, İspanya'dan, İtalya'dan, Almanya'dan yani nereden
bakmak, bir şey izlemek istiyorsan orada bir şey izleyebilirsin. Ve oradaki kültürden diziler, bir şeyler izleyebilirsin. Bence bu çok güzel bir şey. Peki Meryem, seni oyunculuk dışında senarist olarak, yönetmen olarak görebilir miyiz herhalde? Yani bunu bilmiyorum, geleceğini görmüyorum. Bazen de düşünüyorum geleceği görmek iyi olur mu, iyi olmaz mı? O da var. Yani ama Allah öyle istedi, demek ki böyle doğru. Görmüyoruz, bilmiyoruz. Umarım hepimizin iyi bir geleceği olur. Yani onu bilmiyorum. Olabilir. Yani sonuçta kamera arkasında çalışmak da heyecan verici bir şey ama onu zaman gösterecek. Şu andaki masanın üstünde öyle bir şeyler yok. Yani daha çok başka şeylerle uğraşıyorum şu anda. Hayatımdaki var olan noktamda. Ama niye olmasın, her şeye, yani sanat sanattır, her şey mümkün. Orada bir sinir yok. Kalemin güzel midir? Yani zaman zaman yazar mısın böyle? Ben şiirler yazıyorum. 12 yaşında, 12 yaşında başladığım böyle çok zor, ağır, duygusal bir dönem vardı benim 12 yaşındayken. Bir de şiirler yazdım, öyle hala yazıyorum arada. Duygusal olduğum anlarda. Harika. Belki kitap haline getirirsin. Ay, yok yani. Bazı şeylerde özelim kalır. Evet, evet, aynen. Peki, senin hayatın bir sinema filmi olsa, Beyaz Perde'de izleyecek olsak, ilk sorun, ismi ne olurdu? Ay, bu çok zor bir soru. İsmi ne olur? Yani kesinlikle çok uçaklar olur. Sinema film içinde, yani bayağı orada hareketli olur. Dünyanın her yerini görürüz herhalde filmde. Belki şey olur, her zaman umut. Her zaman umut. Ne güzel. Peki kim oynasın seni? Efendim? Kim oynasın senin hayatını? Ben oynamayacağım. Başka biri oynayacak. Ha tamam. Elin pahalıya diyelim. Evet. İstersen, kabul edersen tabii. Peki çok da fazla festivallere gidiyorsun. Evet. Görüyoruz seni, mutlu oluyoruz oralarda. Senin için nasıl geçiyor? Nasıl besliyor seni festivaller? Ya şimdi film festivaller, sinema film festivaller, yani 10 yılden daha fazla gitmeye çok seviyorum. Neden? Çünkü tüm ülkelerden meslek insanlar geliyorlar oraya. Farklı kültürdeki insanlarla tanışıyoruz, yönetmenlerle, yapımcılarla, oyuncularla, yazarlarla. Ve oradaki sinema galalar tabii ki farklı bir enerji içindeler. Oradaki oyuncular geliyorlar. Yani çok böyle farklı bir dünya içindesin orada. Ve ben insanlara böyle networking yapmak çok seviyorum. Bir bağlantı kurmak. İşte sen şu anda hangi noktadasın hayatında? Ben şu anda hangi noktadayım hayatında? Biz bu iki tane noktalar nasıl birleştirebiliriz? Çünkü zaten hayat böyle puzzle, böyle bir bulmaca, evet, bulmaca gibi. Yani birleştiriyoruz bu parçaları ve yani insanlarla tanışmak, onlarla sohbet etmek, hayallerini konuşmak, vizyonlarını konuşmak çok seviyorum. Bu sinema film festivallerde çok çok güzel bir şekilde oluyor. O yüzden çok seviyorum oraya gitmeyi. Peki, ve katıldığım bu festivallerde, film galalarında çok şıksın her zaman. Çok seni zarif, güzel kıyafetlerle görüyoruz. Nasıl hazırlanıyorsun, nasıl seçiyorsun onları? Sonuçta bir tek ben seçsem o kadar iyi olmaz. Yani bazen bana insanlar yardım ediyorlar doğru şeyleri seçmek için. Ama işte yani herkesin tarzı farklı, elimizde geleni yapıyoruz. Sen peki kendi tarzını nasıl tarif edersin? Kendi tarzını nasıl tarif edersin? O duygulara doğru değişir yani sonuçta. Yani nasıl uyansam öyle. Yani sonuçta
bazen kendimi çok güçsüz hissediyorum. Böyle onu kendimi saklamak istiyorum. Uyanıyorum. Yine de çok şükür uyandım da yani her sabah. Tabii ki Allah çok şükür biz uyanıyoruz ama bazı günler daha iyi hissediyoruz, bazı günler daha az iyi hissediyoruz. Ona göre gidiyorum yani. Bazen kendimi saklamak istiyorum, bazen daha güçlü hissediyorum. Ona göre şeyleri seçiyorum. Yani böyle bir net bir tarzdan bahsedemiyorum. Peki çok yoğun bir tempoda çalışıyorsun. Evet. Çocuklara ne diyor bu duruma? Evet. Yani sonuçta o iş çok disiplin ve organizasyonla alakalı bir şey. Yani tabii ki orada böyle lay lay lom kendini bıraksan olmuyor. Yani çok her şey çok bir sistem içine sokman gerekiyor. Çok organizasyon, her şey çok dakik. O zaman bir denge yaratabiliyorsun. Orada da bazen daha başarılıyım, bazen daha başarısızım. Yani sonuçta insan olarak her gün sadece elimizden geleni yapabiliriz. Yani ben akşam gün yaptığımda sadece şunu söylemek istiyorum. Tamam, gerçekten bugün her anlamda, her konuda elimden geleni en iyi yaptım. Yapmaya çalıştım. Başka bir şey, başka bir çare yok zaten. Peki Lara'nın ilgisi var mı oyuncular? Lara'nın oyuncular ilgisi var mı? Yok yani, arada soruyor şimdi. Biz mesela bir çocuk film izliyoruz ve diyor ki ya bu kötü bir karakter oynuyor, bu gerçek hayatta kötü mü acaba? Böyle şeyler sorular sormaya başlıyor. Sonra diyor ki senin çektiğin filmleri ne zaman izleyebilirim? Ben dedim ki işte 12 yaş sonra falan. Daha var. yani böyle sorular soruyor ama çok onunla ilgilenmiyor. Yani şu anda polis olmayı istiyor, polis officer. Polisle çalışmak istiyorum şu anda. O zaman annesinin ünlü olduğunu biliyorum. Yani çok bilmiyor aslında. Yani sonuçta biz o dünya içinde çok yaşamıyoruz. Öyle söyleyeyim. Yani sonuçta ünlü olmak zaten yani bu... Yani sonuçta ben işimi yapıyorum. İşim dolayısıyla bazı insanlar beni tanıyorlar ve işimi sevdiler için çok beni mutlu ediyor bir sanatçı olarak ama yani normal aile hayatta böyle sabah bir uyanıp ünlüyüm diye uyanmıyorum ki. Ben sadece uyanıyorum her insan gibi ve o da öyle benim için durum olarak uyanıyor. Peki mesela sabah uyanıyorsun, bir günün nasıl geçiyor? Hafta içi mi hafta sonu mu? Önce hafta içi. Evet, önce hafta içi ama. Hafta içi 7-15'te alarm çalıyor. Sonra kahvaltı yapıyorum. Okul için o alarmın şeyi hazırlanıyorum. Sonra onu okula bırakıyorum. Sonra köpek gezdiriyorum. Sonra eve geliyorum. Sonra işte evdeki çamaşırlar, şunları toparlıyorum. Telefonla konuşuyorum, Lili'yle ilgileniyorum, Lari'yi okuldan alıyorum. Yani bu mesela şimdi normal bir gün. Çalıştığım gün tabii ki set ne zaman işte bazen 6'da saç makyaj, sonra provalar, sonra çekimler başlıyor. Yani duruma göre değişiyor. Peki mesleğin en zor tarafı ne? Mesleğin en zor tarafı nedir oyunculuğun? Mesela saç makyaj saatler öncesinden sabah 6'da sete gidiliyor. Yapılıyor. Yok, en büyük zorluklar ne mesela zorlayan? Yok, onu zor bulmuyorum. Yani en zor... Aslında zor diye bir şey yok. Diye düşünüyorum. Yani sonuçta senin çabalayan şeyler var. Yani tabii ki ön hazırlıklar var. Tabii ki bir şey hazırlanman lazım. Sonuçta işini yapıyorsun ama... Severek de yapıyorum sonuçta. Tabii ki disiplinle olmak her zaman kolay değil. Yani ben çok disiplinli bir insanım ama her zaman bazen ben de düşünüyorum böyle ama olmuyor o zaman. mesela bir filmin gişesi oyuncuyu nasıl etkiliyor? Onu yapıncaya etkileniyor diye düşünüyorum.
Yani beni bir oyuncu olarak etkilenmiyor. Çünkü sonuçta ben yapımcı değilim o filmin. Yani yapımcıyı etkilenmiyor diye düşünüyorum. Çünkü o parası verdi falan filan. Yani beni çok etkilenmiyor açıkçası. Yani sonuçta bazen bir proje içindesin ve çok başarılı oluyor. Ama sen aslında başarısız projeyi de daha çok hissettin bir şey. Anlatabildim mi? Ben bir oyuncu olarak orada duygusal olarak duygusal taraftayım. Yani orada bu kişi, maddi, numaralar, bu yapımcıyı ilgilendiren bir şey. Peki son dönemde biliyorsun biyografi filmleri çok çekiliyor. Evet, doğru. Ben Uşak'ta şey izledim, Spencer. Yani Diane üzerindeki film. Çok güzel. Sen birinin hayatını oynamak ister misin? Ben birinin hayatını oynadım. Belki de bir daha olur. Bilmiyorum ama şu anda öyle bir aklımda yok. Birinin hayatını oynamak bambaşka bir heyecan tabii ki. Ama ilk önce Ebru Karagel benim hayatımı oynayacak. Onu anlaştık şimdi. Netleştik, evet. Evet. Peki neler yapmak istiyorsun mesleğin adına bundan sonra? Yani şimdi dediğim gibi yazın bir projeyi hazırlanıyorum. Orada çekimlere gireceğiz. Bir 3 ay. Sonra sinema filmleri değerlendireceğim. Öyle hayat devam. Ana kadar devam ediyoruz. Ve her sabah uyanıyoruz ve düşünüyoruz. Ah, gene yeni bir gün başlıyor. Öyle devam ediyor. Türkiye'de çalışmak istediğin bir yönetmen var mı? Aa, evet. Şimdi Türkiye'de çok inanılmaz yönetmenler var, o ayrı bir şey. Zaten buradaki sanatsal dünya inanılmaz, gurur verici bir şey. Yani ben hangi ülkelere uçarsam uçayım, yani Türkiye'deki diziler, filmler çok gurur verici. Ben Ferzan Özpetek çok severim. Yani ben Karşı Pencere galiba 15 kere izledim. Hem onun karakterlerle birlikte ne kadar detaylı çalıştığını görüp hissedip bir seyirci olarak çok heyecan verici, çok da derin anlatıyor, çok da böyle güzel bir şekilde çekiliyor. Yani Ferzan Özpetek en bence olağanüstü bir yönetmen. İnşallah bir araya gelirsiniz. İnşallah. Ama zaten ben şuna inanıyorum. Doğru şeyler seni doğru anlarda bulur. Yani orada hayata güveniyorum. Hiçbir zaman Ferzan Özpetek'le çalışmazsam bile yine de hayran olabilirim ona. Yani mecburen beraber çalışmak konu değil. Yani doğru şeyler inşallah hep bizi bulur. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yolun açık olsun inşallah. Teşekkür ederim.